Merhaba yeniden. Evet, bir dizi inovasyon müdürü, inovasyon yöneticisi kimdir, ne işleri yapar konularını içeren ve bu konuda mesleki yeterlilik nasıl alınır, neden inovasyon yöneticisi sertifikalı bir mesleki yeterlilik belgesine sahip bir inovasyon yöneticisi olmalısınız konularını içeren bir dizi YouTube videosuna başladığımı bildirdim sizlere. Umarım abone oldunuz. Sorularınızı ve yorumlarınızı benimle umarım paylaşıyorsunuzdur. Daha çok kişiye erişebilmek için de like'larınızı benden esirgemiyorsunuzdur diye önceden belirtmek istiyorum. Peki bu videoda bugün sizlerle neler paylaşmak istiyorum? Bugün mesleki yeterlilik sertifikasyonu nedir ve bu belgeyi alabilirsiniz. Bu belgelendirme hizmetinden nasıl faydalanabilirsiniz? Bu konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumu 1992'de başlayan çalışmalarla ilk önce bir Avrupa Birliği projesi olarak EYİP projesiyle başlamış. Bir 8 yıl sürmüş. Daha sonra bir 5 yıl üzerine MEGEP projesiyle mesleki eğitim ve öğretim sistemini güçlendirmek amacıyla. Ancak 2006 yılında Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında 55.044 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Ve tehlikeli işlerde çalışma konusunda iş sağlığı ve güvenliği kanununun 6.645 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber işverenlere mesleki yeterlilik sertifikası olan kişilerin çalıştırılması gündeme alınmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun sayfasına erişebilirsiniz. Orada kendilerinin misyonunu, nitelikli iş gücünü uluslararası düzeyde sunabilmek, ülkemizi bu anlamda geliştirmek olarak tanımladıklarını görebileceksiniz. Meslek nedir? Mesleki standart nedir? Biraz da bu konulara girerek mesleki yeterlik belgesi nasıl alınır konularını sizlerle paylaşmak istiyorum. Meslek, Türk Dil Kurumu'nda eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı ve para kazanmak için yaptığımız iş kuralları belirlenmiş iş olarak tanımlanıyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu 895 mesleğin ulusal meslek standardını yayınladı. Bu meslek standartlarıyla ilgili de bazı mesleklerin belgeli yeterlilik sertifikasına sahip kişilerce icra edilmesi konusunda kanun çıkardı ve bununla ilgili teşvikler düzenledi. İnovasyon yöneticisinin meslek mi yoksa taşınan bir ünvan mı olduğu konusunda 4 yıl Mesleki Yeterlilik Kurumu'yla çalışmalarımız, girişimlerimiz sonucunda bunun bir belgeli sertifikasyona sahip bir meslek olarak icra edilmesi konusunda nihayet Türkiye Odalar Borsalar Birliği MEYBEM kurumu ile onların liderliğinde bir mesleki yeterlilik belgesi sürecini başlatmış bulunuyoruz. Gelişmeler, bu son 4 yıldaki bu gelişmeler bize neleri gösterdi? Ülkemizde çok sayıda ünvan kullanılıyor. Peki ünvan nedir? Ünvan, bir mesleği veya toplum içindeki durumu bir kişinin kendisini ifade etmek için kullandığı ad. Ülkemizde inovasyon profesyoneli olarak faaliyet gösteren kişiler peki kendilerini nasıl ifade ediyorlar? Kırmızı ile boyadıklarımda göreceksiniz üst düzey yöneticilerin ifadesi var. Yeşil olanlarda
Orta kademe yöneticilerinin kendilerini seçtikleri ünvanlar var. Maviyle boyadıklarımda da ilk kademe kişilerin kendilerine seçtikleri ünvanlar var. Bunlar nasıl ve bu ünvanlar bize neleri ifade ediyor? Bunu daha önceki videolarımda sizlerle paylaşmıştım. Yaptıkları işe göre kendilerine seçtikleri ünvanlarda araştırma, geliştirme ile inovasyonu birleştirerek, kimisi bu inovasyonla ilgili bir değeri gerçekleştirme konusuna odaklandığı için satış ve inovasyon, iş geliştirme ve inovasyon demelerine rağmen, kimisi müşteri istek ve beklentilerine odaklandığı için müşteri inovasyonu veya açık inovasyona ve girişimcilik konularına odaklandığı için girişimci ve inovasyon müdürü veya e-ticaret odaklandığı için e-ticaret inovasyon müdürü gibi kavramlarla kendilerine ünvanlar söylemişler. LinkedIn'de sorgularsanız veya Google'da sorgularsanız böyle ünvanlara rastlayabilirsiniz. Ancak dünyadaki gelişmelerde Amerika'da ve İsveç'teki ve uluslararası inovasyon profesyonelleri camiasındaki gelişmelerde 2015'li yıllardan itibaren neredeyse 5-7 yıldır çok sayıda bu konuda mesleki yeterlik belgeleri ve sınavları, sertifikaları olduğu için biz de ülkemizde bu anlamda bu çalışmayı başlatmak istemiştik. Peki bu geldiğimiz aşamada yani Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin MEİBEM'in liderliğinde geldiğimiz bu aşamada mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır? Bu konuyla ilgili yasal konular nelerdir? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Ülkemizde çok sayıda mesleki yeterlilik belgesi için akredite olmuş kurum var. Bu kurumlardan bir tanesi de Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Bu aday yani inovasyon profesyoneli bu kuruluşa bir başvuru gerçekleştirir. Bu başvuru onaylandıktan sonra o kuruluşun yaptığı yani TOKMEB'in yapacağı bir sınav ve değerlendirme sonucunda adaya sertifikasyonu başarıyla geçtiği bildirilir. Mesleki yeterlilik belgelerinde bazı mesleklerde yasal zorunluluklar ilan edilmiştir. Bunu da yine mesleki yeterlilik kurumunun sayfasından öğrenebilirsiniz. Hangi meslekler diye sorduğunuz zaman özellikle iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet gösteren veya işte kaynak alanında, inşaat alanında hizmet sunan mesleklerde bu yasal zorunluluk 204 meslekte bu yasal zorunluluk var. Bu işverenlerin bu tanımlanan, ifade edilen bu 204 meslekte yasallara aykırı bulunması durumunda 2022 yılı için idari para cezaları uygulanıyor. 1414 lira 2022 yılı için web sitelerinden baktım. Henüz tabii ki inovasyon profesyonelleri için böyle bir yasal zorunluluk olmayacak. Ancak bu inovasyon profesyonelleri kendilerine iş başvurularında çok daha kolay iş bulabilme şansına, kendi yetkinliklerini ifade etme şansına sahip olacaklar belli bir süre. Yine bu yeterlilik sınav ve belge ücretleri nelerdir diye aklınıza soru gelirse de Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin her bir meslek için kendi sınavlarına tabi olduğu, kendi belgelendirme yetkisinde olan meslekler için sayfasında görebiliyorsunuz. Ben şu anda mesela bir proje yöneticisi için net ücretler varmış diye baktım. Bu tabii ki aynısı mesleki inovasyon profesyoneli için olmayacaktır. Onu Türk Odalar Borsalar Birliği MEİBEM belirleyecektir. Ama böyle bir ücretlendirmenin gerektiğini de unutmayın. Bu ücretlendirmenin iş arayan kişinin üzerine binmemesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu
Böyle bir yasal zorunluluk var ise ki inovasyon profesyonelinde belli bir süre tabii ki olmayacak. Dünyadaki gelişmelere göre bu konuda da ülkemizde gelişmeler olabilir. O yüzden beni izlemeye devam edin diyorum. Zorunlu meslekler için 204 meslekte zorunluluk var demiştik. İşverenlere böyle bir sigort yeterli sahip belgesi bulunan sertifikalı meslek sahiplerini çalıştırmalarında sigorta primlerinin işverene ait hisse tutarını 54 aya kadar işsizlik fonundan karşılayabilme teşviki veriyor. KOSGEB'de bu belge için ödenen ücreti işveren bu konuda bir talebi varsa ilgili kuruluşa ödüyor. Bunları da unutmayın ama bu bütün söylediklerim henüz inovasyon profesyoneli için geçerli değil. Peki bir inovasyon profesyoneli iseniz neden mesleki yeterlik belgesi almalısınız? Bunun avantajları nelerdir? Ve bunu hem bireyler için avantajları nelerdir hem de işverenler için avantajları nelerdir? Biraz da bu konulardan bahsetmek istiyorum. Bir sertifikalı bir meslek sahibinin genelde çalışması uzun vadede işsizliğin azaltılması, istihdamın genişlemesi, verimlilik ve rekabette dünyayla paralel eş zamanlı ilerlememize katkı sağlar ve ülkemizin güçlenmesine katkı sağlar. Bir kere bu gerçeği unutmamamız gerekiyor. Peki bireyler için avantajlar neler? Yani ben bir inovasyon profesyoneliysem, inovasyon uzmanı olmak istiyorsam, inovasyon yöneticisi olmak istiyorsam, kendime inovasyon üst düzey yöneticisi demek istiyorsam, sertifikalı bir profesyonel olmamın bana avantajları nedir? Sahip olduğum bilgi ve becerileri belge kapsamında sergileme yetkinliğine olanağına sahip oluyorum demektir. Ve kendimi gelişim aşamalarında çeşitli yollarla hangi alanlarda geliştireceğim konusunda büyük bir farkındalık kazanıyorum. Kariyer hareketliliği dediğimiz kendime daha iyi iş bulabilmek adına da işverenlere kendimi takdim ederken beni bu kariyer yolculuğumda destekleyen bir sertifikasyon olmuş oluyor. Peki işverenler için avantajları neler? Bu konuyla ilgili çok sayıda de edindiğim izlenim, işverenlerde kendilerine böyle önemli bir alanda hizmet sunacak uzman, yönetici, müdür, üst düzey yönetici bulurken bir sürü adayla görüşmek durumunda kalıyorlar. Ben inovasyondan anlarım, inovasyonu yönetirim diyen adayların kendilerini sundukları veya ifade ettikleri yetkinliklere sahip olup olmadıkları konusunda epey bir zaman ve para harcıyorlar. Dolayısıyla böyle bir sertifikasyon süreci işverene de bu tip nitelikli iş gücüne kolay erişebilmelerini ve bu kişilere erişirken de teşvik imkanlarından faydalanabilmelerini olanak sağlıyor. Ve bu anlamda farkındalığı olan yüksek iş verenler rekabet gücünü daha yetkin kişilerle hızlıca arttırabiliyorlar ve zaman ve para kaybetmemiş oluyorlar. Yetkin olmayan bir kişiyle zaman harcamaktansa bu konuda belge sahibi bir kişiyle hızlıca gitmek istedikleri inovasyon yolculuğunda risk ve risk iştahlarına göre ve niyetlerine göre hızlıca ilerleme şansına sahip oluyorlar. Ve ülkemizde de inovatif ürünler hızlıca gelişiyor ve dünya pazarlarına bu yenilikçi ürünlerle de pazarlarına pay almaya ve ülkemizin refahı gelişmeye başlıyor. Evet efendim. Bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum.